Lezzetin Haritası'ndan hepinize merhaba. Lezzetin Haritası'nda bugün M.Ö. 5000 yılına kadar uzanan tarihiyle Samsun'un güzel ilçesi Bafra'dayız. Bafra'nın pidesi meşhur, nokulu meşhur, kaymaklı lokumu meşhur. Bakalım bugün Lezzetin Haritası'nda Bafra'nın hangi güzelliklerini göreceğiz, nelerle karşılaşacağız? Sizler için Lezzetin Haritası başlıyor. Pastırmanın üzerine de yumurta kıralım. Tabii. Yakışır değil mi? Olmaz mı? Taktım sepeti koluma, çıktım Bafra yoluna. Üstüne çikolata evet, erittin. Bemal usulü erittim. Bemal usulü, pardon. Pidesi, Denizli'nin Tavas ballı pidesi, Konya'nın tahinli pidesi, Karadeniz'de Göreli pidesi vardır. Bir de Samsun'un Bafra pidesi çok meşhur. Samsun'a geldik, Bafra'ya, pidenin merkezine geldik. Peki Bafra pidesinin sırrı ne? Sabah kahvaltıda özellikle yeniliyor. Hazırlıklar kaçta başlıyor? Nasıl yapılıyor? Recep kardeşimden öğreneceğim. Günaydın. Günaydın efendim. Nasılsın? Hoş geldiniz. Sağ olun, siz de iyisiniz. Ben de iyiyim, çok iyiyim. Kahvaltı yapmadım kardeşim. Çünkü Samsun'a gelmişim, Bafra'ya gelmişim. Güne pideyle başlamak istedim. Tabii. Çok özel bir lezzettir, özlenilen bir lezzettir. Günün her öğünü yenilebilir ama özellikle Bafra'da pide yemek için pazar kahvaltısını beklemeye gerek yok. Her gün pide yenilir. Tabii ki de. Sıcak sıcak. Evet. Değil mi? Sen kaçta geliyorsun dükkana? Sabah 7'de dükkanı açıyoruz. Hı. Hazırlıklar başlıyor. Evet. Önce ne yapıyorsunuz pide için? Önce hamurumuzu yapıyoruz. Hamuru. Hamurlar burada, teknelerin evet, içerisinde zaten. Görüyoruz, evet, hazırlanmış. Peki nasıl yoğurdun? Neler kattın içine? Hamurumuzun içine su katıyoruz. Hı. Un, tuz ve maya. Maya. Evet. Yaş maya mı, kuru maya mı? Yaş maya. Yaş maya kullanıyoruz. Güzel. Dinlenmesi gerekiyor mu? Tabii ki de. Dinleniyor. Ne evet, kadar? Ne kadar? Hamuru yoğuruyoruz. Onu biraz dinlendiriyoruz. Sonra tekrar alıyoruz. Tekrar dinleniyor. Sonra kesiyoruz bunu. Kestikten sonra tekrar mayası gelene kadar kendini dinlenmesi gerekiyor. Dinlendikten sonra pideye başlayabiliyoruz. Yani toplam ne kadar sürüyor? Bir saat falan o zaman. Evet. Değil mi? Hemen evet, hemen bir saat sürüyor. Günde ortalama kaç kilo un kullanıyorsunuz tahminen? Günde ortalama 2 çuval. 2 çuval? Evet. Bir çuval 50 kilo mu? Evet. 100 kilo undan hamur yapıyoruz. Yani sen sabah 8'de bir başlıyorsun atmaya. Değil mi? Evet, akşam kaça numara kadar? Akşam saat 10'a kadar devam. Hay maşallah. Kaç senedir pide ustasısın? Kaç senedir? 8 senedir ustayım. Ustası, ay yaşın kaç canım benim? 24 yaşında. 24 yaşında. 16 yaşında başlamış, usta olmuş. Fırının başına geçmiş, bize sırlarını anlatıyor. Daha önce seyretmiş miydin programı? Evet. İzledin değil evet mi? Hiç aklına gelir miydi canım kardeşim? Hiç gelmezdi ama oldu. Ay nasip kısmet. Sen buralı mısın? Bafralı mısın? Evet. Doğma büyüme Bafralıyım. Güzel. Lezzetin merkezindesin. Aynen öyle. Harika. Şimdi burada iç harçlarımız var. Evet. Samsun Bafra pidesi denilince akla hangi çeşitleri geliyor? Bir taraftan da atıyoruz. Sipariş çok fazla. Bafra pidesi denilince akla kapalı, kıymalı ve peynirli geliyor. Peynir ne peyniri? Kömüş peyniri. Kömüş peyniri, yöresel köy peyniri. Evet efendim. İçinde başka neler var? Maydanoz var. Hı. Yumurta var. Hafif de kaşar atıyoruz içine. Yumurtayı bütün mü atıyorsun? Yumurtayı bütün atıyoruz ve sonra karıştırıyoruz. Karıştırıyorsun. Baharat evet var mı? Baharat, tuzu var. Sadece tuzu evet var. Muhteşem görünüyor harcımız, hazırlanmış. Kuru kıymadan yapılıyor değil mi? Evet. Kuzu yağsız kıyması mı? Hayır, sırf dana eti. Dana eti. Evet, yağsızdır kendisi. Yağsız dana eti kıyması var. Güzelce kavrulmuş ama soğanı çiğ mi? Evet. Soğanı çiğ. Onun içinde hangi baharat var? Onun içinde karabiber, bir de tuz. Tuz var, soğan evet, var, soğan, kıyma var. Başka evet bir şey yok. Hayır. Güzel. Bunlar nedir? Kuşbaşı, kaşar, pastırma. Pastırmanın üzerine de yumurta kıralım. Tabii. Yakışır değil mi? Olmaz mı? Çünkü içeri girdim, demlikleri gördüm. Kahvaltıda söylüyorsunuz pidelerini. Yanında da farklı gene böyle zeytindir, peynirdir var. Tabii. Yeşillikler var. Sadece pide gelmiyor. Bir de böyle bakır çaydanlıkta çaylar var masada. Çaya doymayacağız.
pideye de doymayacağız. Hazırlamaya başlayalım mı? Tabii. Buyur kardeşim. Teknemizi şöyle alalım. Tekne tekne vallahi. Kapalı Bafra pidesi ince olur, gevrek olur. Aynen öyle. Uzun olur, süper olur. Buyur kardeşim. Normalde de böyle koyuyor musunuz? Tabii ki. Ha, bize özel değil yani. Yok. Her zaman. Müthiş. Avuç avuç kıyma kapalı pidenin içerisine yerleşiyor. Açmış olduğumuz incecik hamurun üzerine peynirli harcımızı yerleştirdik. Şimdi şekli nasıl? Bunu tam kapatmıyoruz. Yarım. Samsun'da da mesela peynirli pide yapıyorlar. Bafra pidesinden farkı onu yanlarını çok az kıvırıp önceden bir fırına atıyorlar, bir 15-20 saniye duruyor, çıkarıp peynirini koyup tekrar atıyorlar. Bafra pidesi de bu şekilde hazırlanıyor, direkt gönderiliyor. Kaç dakika sonra çıkacak? 25 dakika sonra. 20? Evet. 25. Ağır ağır pişecek yani. Tabii ki onu de. Koltuğa atıyorsun aynen sen. Aynen o şekilde. Usul usul gevrek olacak. Ay muhteşemsin. O zaman hazırlamış olduğumuz Bafra pidelerini fırına gönderelim. Ben sofraya geçeyim. Sen derleyeceğim. Diğerlerinden de hazırlarsan sevinirim. Tabii ki de. Tamam mı? Tabii ki de. Ailene sevgiler. Çok teşekkür Biz ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Şansın bahtın güzel olsun. Sağ olun. Ay canım kardeşim. Lezzetler fırına, Ezgi sofraya. Bafra'da güne Bafra pidesiyle başlıyoruz. Şahane bir kahvaltı sofrası hazırladılar. Bafra'nın kapalı kıymalı pidesi var. Üzerine burada pidelerin fırçayla tereyağı sürmüyorlar. Tereyağını böyle küçük küçük parçalar halinde koyuyorlar. O böyle eriyor üzerinde, muhteşem oluyor. Zaten Bafra pidesinin özellikle şunu göstermek istiyorum sizlere. Gevrek olur diyoruz, ince olur diyoruz ama bu şekilde çatlaması gerekiyor. Onun için diğer bildiğiniz pidelerden, o 7-9 dakikada pişen, hazır olan pidelerden çok farklı. Kuytuda bir 20 dakika, 15-20 dakika pişiriyorlar. Usul usul pişiyor ve gevrek gevrek, çıtır çıtır oluyor. Muhteşem görünüyor, bol tereyağlı. Burada yöresel peynirle hazırlanmış olan peynirli Bafra pidem var. Yine üzerine tereyağı taneleri koymuşlar. Çok güzel görünüyor. Bafra pidesinin üzerine yumurta sarısı sürülmüyor. Kendi rengi böyle. O kadar güzel ki. Kırmızı kırmızı. Pastırmalı pide yapmışlar. Üzerine yumurta kırmışlar. Kuşbaşılı pidem var yine. Domates salatalığım, peynir zeytinim, tereyağım, balım var. Sonra burada kaşarlı pide hazırlamışlar. Kaşar peynirli, üzerinde yine yumurta var. Çok güzel bir salatam, turşum var. Burada kıymalı açık pide var. Arzu edenleri açık da yapıyorlar. Bir de özel bir tatlıları var. Ceviz ve incirle hazırlanılan, süt kremasıyla süslendirilen çok özel bir tatlı. Nebiyan tatlısı. Kalbi de kondurmuşlar. Burada da sıcacık çayım var. Önce çayımı koymak istiyorum.
önceden büyüklerimiz evlerinde harcı hazırlayıp taş fırınlara gidip özellikle pazar günleri sinirlerle geri dönerlermiş ve ailecek bir arada pide yerlermiş. Ama sadece şimdi pazar günleri değil, her gün pide yiyebiliyorsunuz, güne pide ile başlayabiliyorsunuz. Bafra'ya Bafra pidesi yemek için dahi gelinir. Türkiye'nin birçok yerinde Bafra pidesi yapılıyor ama yerindeki çok daha başka oluyor. Ben özel pidelerimi yemeye, kahvaltımı yapmaya devam ediyorum. Kahvaltımı güzelce yapacağım, çayımı yudumlayacağım. Sonra da Bafra'yı gezmeye devam edeceğiz. Köprü Çetinkaya Köprüsü. Bu köprü daha önceden ahşap bir köprüymüş. Rivayete göre gelin alayı köprü üzerinden atlar üzerinde geçiyormuş. Atlardan biri havadaki kartaldan ürküyor ve şaha kalkıyor. O attan korkan diğer atlar da birden hiddetleniyorlar ve bütün gelin alayı maalesef ki suya düşüyor ve gelin alayı boğularak ölüyor. Üzerine türküler yazılmış. Köprüden geçti gelin diye. O türkünün geçmiş olduğu köprü işte bu köprü. Köprüden geçti gelin, köprüden geçti gelin, saç bağım düştü gelin diloylo. O günden bugüne kadar anneneler devam ediyor. Şu anda Bafra'da tüm gelin ve damatlar ilk önce bu köprünün üzerinden geçiyorlar ve suya para atıyorlar. Geleneklerini devam ettiriyor. Hikayesi var, anlamı var. Bafra'yı temsil eden çok güzel bir köprü. Çarıkçılar geçidinde 14 tane girişimci hanım stand kurmuşlar. Kendi maharetlerini sergiliyorlar burada. Burası çok özel bir yer bence. Hanımlar evlerinde hazırlamış oldukları güzel lezzetleri burada Bafra halkına sunuyorlar. Ve buranın adı Kadın Emek Pazarı olarak geçiyor. Her çarşamba sabah buradalar. Kaça kadar acaba sohbet edeceğim, neler yapmışlar öğreneceğim. Çünkü sadece yiyecek içecek değil, el maharetlerini de sergiliyorlar. Takdire şayansınız. Canım benim, nelerin var aşkım? Nelerim var ki? Dolmalarımız var, el işi, su böreklerimiz kıymalı. Ay bunlar ne güzel aşkım, çikolatalı. Ne yaptın, bu nedir, kek mi? Evet. Üstüne çikolata evet, erittin. Vermal usulü erittim. Ben Mari usulü, pardon. Çok havalıyız. Evet, adın ne senin aşkım? Ayşe. Ayşe ablacığım. Maşallah ne kadar beceriklisin. Pasta börekler senden soruluyor yani. Seviyor musun yemeği? Yemedi. Belli olmuyor mu? Estağfurullah canım. Vallahi ben de yemeği çok severim biliyorsun. Zaten sizin hazırlığınız da onu yerken biz de iştaha geliyoruz. Ne güzel. Vallahi. Hele benim et, seyirci kitlem. Etleri yerken zaten hiç et yemem benim de iştaha getiriyorsun. Hayatta et balık yemem. Vallahi siz yerken hastası oluyorum. Yerim ben seni.
Çok tatlıdır. Bir tane Ayşem benim. Teşekkür ederim. Her çarşamba burada mısın? Evet. Sabah kaçta geliyorsunuz? 7.30'da geliyoruz. Eşim işe gidekene bırakıyor. He. Çalışıyor. Akşam da iş dönüşü alıyor. Ev hanımısın? Ev hanımıyım. Ay maşallah ya, helal olsun. Buraya, ki ben ona bayılırım. Altında üstünde kadayıf var, çıtır çıtır. Cevizle birlikte evet, karıştırıyor. Evet. Arasına da muhallebi var. Evet, kavrulmuş ceviz falan. İkram etmek ister misin acaba? Tabii canım. Süper bir keşkek. Vallahi bereketli olsun. Afiyet olsun canım. Beyler de memnun bu durumdan değil mi? Hanımların meşguliyeti var. Evet. Hiç olsa akşam eve geldim yoruldum diye onlar da dırdır çekmiyor. Heh. Evet. Yoksa diyorsun? Yoksa evde canım sıkılıyordun akşama kadar hala eşim işten geldiği zaman diyordum ki ne? Ya çok benimle laf et. Biliyorsun evet. Hanımlar konuşmayı çok sever. Aynen öyle yani. Ama şimdi ben zaten yoruluyorum. Senin diyordum ama şimdi ben de 3 gün buraya hazırlandığım için ben de yoruluyorum. O da rahat, ben de rahat. O iyi. O bir kanepede, sen bir kanepede. Aman! Çok tatlısın. Bey abime çok selamını söyle. Teşekkür ederim, sağ evet, olun. Evet, canım benim. Ben şimdi caddenin başına gitmek istiyorum. Ama size es geçmeyeyim ben. Uslu uslu oturuyorlar vallahi, uslu uslu. Tezgahında neler var? Şöyle sırayla devam edelim, tek tek gezelim. Hayırlı satışların teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Canımsın. Olun. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Girim. Aşkım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ana kız mı geldi? Evet. Kızım nasılsın? İyiyiz, nasılsınız? Ay çok iyiyim hayatım. Siz diyene ağzını da yerim. Senin ismin ne? Berfin. Berfin'cim kaç yaşındasın? 10. 10 yaşındasın. Anneciğim burada çarşambaları. Evet. Sen de annenle geliyorsun bazen değil mi? Evet. Hmm, güzel lezzetler yapıyor. Evet, çok güzel. Değil mi? Arada o kurabiyelerden yiyorsundur. Evet. Anneler çok güzel yaparlar çünkü değil mi? Evet. En çok ne seviyorsun? Annenin hangi lezzetini? Sarma. Süper. Uy. Yerim ben senin şapkanı, çok süslüsün. Annem mi ördü bunu? Yok. Kim ördü? Hazır mı? Evet, hazır. Hazır. Çünkü buraya doğru yürürken orada böyle şapkalar falan da gördüm. Onun için sordum. Tamam. Çok güzelsin. Aşkım sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Kaç zamandır buraya geliyorsunuz? 8-9 ay oldu başlayalı. Her çarşamba buradayız. Muhteşem. Neler yaptın aşkım? Sarmamız var. Sarmamız var, kartopumuz var, çay kurabiyesi var, haşhaşlı kurabiyemiz var yine, kadayıf Sen de değişiğini yapmışsın, evet. Kupta yapmışsın. Evet, ben kupta yaptım. Ay canımsın benim. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin aşkım. Annesini yalnız bırakmıyor. Bir tanesini. Sen iyi misin? Geleyim mi yanına? Oturayım oraya. Otur aşkım. Yan yana oturalım lütfen. Otur. Hoş bulduk. İsmin nedir aşkım? Ayşe bak. Ayşe'cim, ev hanımısın? Evet, ev hanımıyım. İki tane çocuk annesiyim. Ay Allah maalesef. Sağ olun. Kim bakıyor bugün onlara? Babaannemiz var sağ olsun. Ay, iyi ki ben varlar. İyi ki varlar. Allah razı olsun. Buraya geldiğimde çocuklarım ona emanet. Ay kaç yaşındalar? Birisi 9, birisi 4 yaşında. Ay Allah'ım yarabbim. Evet. Neler yaptın? Su böreğimiz var bugün, kısırımız var, yoğurtlu salatalarımız var. Bugün kar yağışı olduğundan dolayı çok fazla çeşit de yapamadık. Normalde daha fazla çeşitlerimiz oluyor. Ama gene de bayağı her masada farklı farklı lezzetler, evet. Her damak tadına uygun alternatifler var. Evet tabii mesela ki. Bu közlenmiş biberli yoğurt. Evet, taze bunları yazın közleyip dolaplarımıza koyuyoruz. Şu anda da çıkartıp yoğurtluyoruz onları. Ay ne güzel. Organik yani biberlerimiz tarladan toplayıp öyle koyuyoruz dolaplarımıza. Evin merkezde mi? Aha, buraya çok yakın. Çok yakın. Çantanı evet. Alıyorsun geliyorsun. Evet Allah aşkına. Bunlar burada zaten. Bunları sağ olsun belediyemiz bize her çarşamba getiriyor buraya.
Ha, sağ olsunlar. Tabii. Teşekkür ediyoruz buradan. Burası için emeği geçen kaymakamlığımıza, belediyemize her çarşamba masalarımızı, sandalyelerimizi getiriyorlar buraya. Ay ne güzel. Hı-hı. Ve mesela öğrenciler, ben öğrenciyken biliyordum, ev yemeği yapan yerleri tercih ederdim. Tabii ki. Özlüyoruz çünkü. Öğrencilerimiz var burada. Hani bizi ablaları gibi görüyorlar artık. Evet. Geliyorlar bizden tatlılarını, salatalarını ve teşekkür de ediyorlar bize. Mutlu oluyorsun tabii sen ki, de. Tabii ki ellerinize sağlık diyorlar. Hani yaptığımızı beğeniyorlar. Bize bir özgüven veriyor bunları söylemeleri bize. Ay ne güzel. Şunun tadına bakayım tabii mı azıcık aşkım? Sepeti koluma, çıktım Bafra yoluna. Taktım sepeti koluma, çıktım Bafra yoluna. Ben bir yakışıklı beklerken güzeller güzeli çıktı karşıma. Hoş bulduk. Bayıldım buraya. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Ben deyim. Çok lütfen buyurun. Ay bu ne güzel bir plaj çantası böyle. Buyurun. Yazlık çantalar. Nereye bakacağımı şaşırdım. Tek tek bakacağım şimdi. İsminiz nedir? Mine Kanatlı. Mine Hanımcığım, sepet yapıyoruz. Evet. Mısır koçanı, koçan değil de yaprağından. Evet, mısır yapraklarından. Deltamızda yetişen sazımız, kındıramız. Hı. Kındıramız, otumuzu ipe çeviriyoruz. İpimizi çantaya çeviriyoruz. Bunlar, bu sazlıklar bu mu oldu? Evet, o oluyor. Bakın orada birkaç grubumuz daha var. Sepetliğimizi ayrı örüyoruz. Çantamızı ayrı örüyoruz. Kırarken, yani vurarken ip gibi vuruyoruz, eğiriyoruz bunları. Eğirirken de kalınlık ve inceliklerini yapacağımız işe göre eğiriyoruz. Tepsilerimizi daha ince yapıyoruz. Mesela beşiğimizi daha kalın yapıyoruz. Ay ben o bebeği nasıl görmedim müsaadenizle? Ay çok tatlı bir bebek var, göstermem lazım. Cemre mi? Ay isim de koymuşlar. Şimdi siz kaç zamandır buradasınız? Ben İzmir doğumluyum bu arada. Yaklaşık 30 yıldır Bafra'da yaşıyorum. Ailem Bafralı ama oraya yerleşmiş annem babam. Halk eğitimden emekliyim. Ayrıca da esnaflık yapıyorum. Pazarda da burada arkadaşlara destek amaçlı birlikte hep beraber ürün yapıyoruz. Ay harika, halk eğitim de çünkü evet. Zaten bunları biliyorsunuz. Evet, eğitmenliğini de yapmıştım. Şu anda da işte hep beraber arkadaşlarla hem destek amaçlı hem her şekilde onlarla beraber olmak adına buradayız. Ay harikasınız. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çayını da almış kupada. Ihlamur mu o aşkım? Yok. Portakal kabuğu rendesi. Vay. Tabii ki bir taraftan ısınıyoruz, bir taraftan evet. Yapıyoruz. Evet. Ay çok tatlısınız. Siz gerçekten. De öyle. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağlıkla kullanın. Ay canım. İyi günler. Tabii bizi hatırlarsınız. Bafra'yı hatırlayacağım gerçekten. Arkadaşlarımızı hatırlarsınız. Ay canlarım ya. Ay çok düşünceliler. Gözleme evi mi orası? Evet. Yanında da gözlemeci arkadaşımız var. Buyurun birer gözleme yiyin. Tütüyor. Tütüyor. Mis tütüyor. Kesinlikle. Sokağın başında siz yediniz. Evet biz yedik, size de afiyet olsun. Çok sağ olun, müsaadenizle kolay gelsin. Canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın? Dön İyi. Şöyle yüzünü görelim, yüzünü. İsmin nedir? Tuğba. Tuğba, aşkım. Senin ismin nedir? Bilmiyorum canım. Siz anne kız mı? Evet. Ay ne kadar güzel. Başta da vardı bir anne kız. Evet. Yani peki ne kadar gözleme? 2,5 lira. 2,5 lira. Allah'ım bol evet. Kazanç versin. Bir tanem benim. Abi. Burada da tüpünü kurmuş. Güzel bir dükkanı var diyeyim değil mi? Çok hoş. Bu seyyar mı? Gidiyor mu bu? Ayakla mı bu? Ayakla evet. Süpersin. Evet. Bunu kim getiriyor buraya? Kızlarım da getiriyorum. Bazen eşim de getiriyorum. Eşim iş olmadığı zaman eşimle getiriyorum. Eşim olmadığı zaman bu kızım İstanbul'da okuyor. Bir kızım burada. Onunla getiriyoruz. Ay canımsın benim ya maşallah. Tüpünü koymuş, sacını koymuş, hamurunu yoğurmuş, gözleme açıyor. İsteyen herkes de özleyenler, özellikle saçta yapılan gözlemeyi özleyenler ablacığımın yanına geliyorlar. Kadın Emek Pazarı'nda gözlemelerini yiyorlar. Karşıdaki çay ocağı var, oradan çaylarını söylüyorlar.
Ondan sonra keyifli keyifli gidiyorlar. Muhteşem gerçekten. Gözlemimi yiyeceğim, sonra da gezmeye devam edeceğim. Götürecek lezzete. Bafra'da Nezahat Hanım'ın mutfağında misafiriz. Çok özel lezzetler yapacak. Bafra'nın nesi meşhur? Lokumu meşhur. Bir de kaymaklı lokumu. Peki bu lezzetler nasıl yapılıyor? İşin ustasından öğreneceğiz. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sizler de iyiyiz. Çok güler yüzlü bir hanımefendisiniz gerçekten. Sağ olun. Lokum gibisiniz. Sağ olun. Canımsınız. Hazırlıklar yapılmış. Önce hangisini yapacağız? Önce Bafra nokulunu yapacağız. Nokul. Nokul, evet. Nokul ne demek? Bir anlamı var mı? Nokul. Öyle gelmiş, öyle gelmiş. Evet, eskilerden beri işte büyüklerimizin yaptığı bir lezzet. Bayramlarda, bayram sofralarında Bafra'nın mutlaka her evinde pişen bir lezzet, bir tat diyelim. Her evde oluyor mutlaka. Mutlaka bayramlarda her evde pişer. Hiç pişmeyen bir ev olmaz. Böyle lezzetler genelde geçmişte sadece ve sadece Ramazan'da yapılıyor ama günümüze kadar artık her gün yapılmaya başlanıyor. Evet. Öyle bir lezzet değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Güzel. Çok sevildiği için artık aileler diyorlar ki yapalım, yiyelim. Çocuklar yiyelim, seviyor. Evet. Ya da bir hediye oldu artık. Evet. Yani Bafra'dan başka illere, ilçelere giderken Bafra'nın neyi meşhur? İşte lokumu, nokulu, pidesinden sonra diyelim bunlar gidiyor. Gidiyor. Güzel. Evet. Paketlerle her yere gönderiyorlar. Müthiş bir lezzet. Cevizle mi yapılır? Ceviz, evet. Cevizden başka fındıkla falan oluyor mu? Olur ama asıl lezzeti cevizlidir. Yani fındıkta koyan ailelerimiz var. Bahçesinde fındık yetiştirenler koyuyor tabii. Yapılabiliyor elbette. Şekerle karıştırmışız değil mi? Evet, şekerle harmanlıyoruz. Bu o zaman şerbetli değil. 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 Şerbetli olunca çünkü iç harcı şekerle karıştırmıyorlar. Evet. Şerbetsiz tatlılarda ya da böyle çörek gibi çörek lezzetlerde gibi. Evet, tatlı evet. Demeyelim çünkü. Bunu sadece toz şekerle karıştırdık. Toz şekerle karıştırdık. Bir de iri kıyma olması çok güzel. Böyle dişe geliyor. Dişe gelecek. Evet. Çıtır çıtır. Toz olmasın değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Diğer malzemelerimiz nelerdir nokul için? Hamur için sıvı yağ, yoğurt, mayayı kabartmak için şeker bir miktar, tuzu var, un ve su. Hamurumuz bu şekilde hazırlanıyor. Güzel. Hazırlayacak mıyız hamuru? Hazırlayalım ama ben hani mayalanacağı için biraz bir 20 dakika, yarım saat bekleyeceği için hamurumu mayaladım. Ha, dinlendirdin. Dinlendirdim ki açmaya geçelim diye. Kıvamı nasıl olacak ama onun yoğruluşunu? Bayağı yumuşak bir kıvam, kulak memesi yumuşaklığında bir kıvam olacak. Evet. Maya var. Şekeri ne kadar atıyoruz? Şekeri yarım su bardağı gibi ya da bir çay bardağı diyelim. Bir çay bardağı şeker atıyoruz. Bir paket maya atıyoruz. Evet. Bir su bardağı yoğurdumuzu, bir su bardağı sıvı yağımızı atıyoruz. Tuzumuzu atıyoruz. Biraz tuz atıyoruz. Lezzetimiz ve için. Kulak memesi kıvamında hamur elde ediyoruz. Evet. Yarım saat dinlendiriyoruz. Sonra da böyle pufidik pufidik oluyor mayalı olduğu için. Evet. Burada hem merdanemiz var, bir de oklava evet. Demeyelim buna oklava değil. Oklava demeyelim, evet. Bunları çok görüyorum. Aslında bunlar merdiven korkulu ya da balkonlarda evet. Kullanılır ama çok güzel hamur açılıyor. Hamur açılıyor. Düz olduğu için aslında oklava da hani ama bunlar daha düz olduğu için bunlarla açıyoruz. Bir de daha rahat, daha kolay açılıyor galiba. Dümdüz, biraz evet, daha evet. Sert ağır, olduğu ağır için. Ağır olduğu için de evet. Daha aynen. Çabuk açıyoruz. Bir de zaten zeminimiz mermer. Mermer, evet. Sırf mermer özel de. Onun için yaptırdınız. Özel. Değil mi? Tabii açım için. Siz her gün okulu yapıyorsunuz değil mi? Her gün yapıyoruz. Kaç tepsi yapıyorsunuz? Şöyle diyeyim, günlük en az bir 30 kilo diyelim. 30 kilo maşallah. Evet. Maşallah. Ki Bafra'ya gelen herkes götürüyor çünkü. Götürüyor. Harika. O zaman hemen hazırlayalım istiyorum. Nokul nasıl bir şekil ve nasıl yapılıyor onu görelim istiyorum. Şimdi ben hazırlanmış hamurumu lütfen, tabii. Başlayacağım. Olur. Onları şöyle koyuyorum.
açtık. Evet. Mermerin çizgilerini görüyorsunuz zaten. Şimdi içini yağlayacağız. Tereyağımız ve sıvı yağıyla karışık tırdığımız. Şöylece bir önce. Evet, Ezgi Hanım bu işi biliyor artık. Tahminen. Şimdi cevizimizi ve karıştırdığımız. Ceviz Bafra'da yetişiyor mu yoksa dışarıdan mı alıyorsunuz? Bafra'da yetişenler de var. Hı. Dışarıdan derken yani Samsun ili çevresinden alıyoruz. Taze kırılmış cevizi kırdırıp öyle alıyoruz. Şimdi birazcık da cevizi bol, üzümü az olarak. Tat versin. Ki yeterlidir. Üzümün aroması fazladır çünkü, evet, değil mi? Evet, böyle her tarafına. Şimdi. Çok sıkı da değil. Evet. Çok gevşek de değil, değil mi? Bu şekilde. Ben de şuradan attırıversem. Tamam, siz de öyle attırın. Beraberce. Evet, çekiyoruz. Evet, hafif şöyle şeyini almak için kıvırttırdık. Hem biraz daha uzatıyoruz, değil evet, mi? Evet, evet, şöyle. Muntazam olsun. Evet. Şöylece toparladık. Şu baş taraflarını alıyoruz. Bunları sonraki hamurun içine koyacağız. Şimdi şöyle. Pratik. Evet. Yufkayı açtıktan sonrası kolay. Ama yufkayı da sizin gibi büyük bezeler değil de küçük bezeler yapıp hani yapabildiğimiz kadarıyla deneyebiliriz. Olabilir, denenebilir tabii. Şimdi bunları neye düzelim tepsimiz? Şimdi tepsimize ben dizdiğimiz tepsimizi hemen çıkaracağım. İşte aslında çıkartacağım. Buzdolabından nokul tepsileri çıkıyor. Bütün rafları nokul dolu. Aa, yapmışlar. Evet, biz hazırlamıştık. Bunun böyle dinlenmesi mi gerekiyor buzdolabında? Yok, yok, biz hazırladık hani hemen şey olsun diye böyle koyduk. Pişecek şimdi onlar. Hani siz geldikten sonra pişirelim diye koyduk. Ay harikasınız. Altına yağlı kağıt koyuyoruz. Evet, tepsilerimiz kirlenmesin diye. Çok onun pratik zaten. Onun üzerine yumurtalayacağız şimdi. Ben bu tezgahların altını çok seviyorum. Oralardan neler, neler çıkıyor, çıkıyor neler hemen çıkıyor. Hemen şöyle bir. Evet. Süper. Şimdi. Böyle. Sadece yumurtanın sarısı. Evet. Nezahat Hanım'la birlikte hazırlıklarımızı yaptık. Sırada kaymaklı lokum var. Kocaman bir tencere var. Kaç evet. kiloluk bu tencere? 20 kiloluk. 20 kiloluk, güzel. Lokumun ana malzemeleri. Öncelikle neler? Şeker, nişasta, limon tuzu. Ve su. Ve su kullanıyoruz. Evet, evet. İlave edelim ve sonrasında ne yapacağız onu görelim. Buyurunuz. Şimdi öncelikle suyumuzu tencereye alıyoruz. Ondan sonra nişastamızı suyumuzun içine döküyoruz ve... Ne kadar suya ne kadar nişasta? 2,5 litre suya 800 gram gibi nişasta. Nişasta. Önce bunu karıştırıyoruz. Yediriyoruz suya nişastayı. Evet, suyla nişastayı. Kireç evet. kıvamına getiriyoruz. Evet, 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 evet.
İyice. Evlerde yapılır mı lokum? Evlerde yok, isteyen yapabilir. Biz normalde hanelerde biliyoruz ama. Evlerde bu bizim lokumumuzun özelliği ev yapımı olması. Olması. Evet. Güzel. Tencerede hazırlayabileceğiniz bir lokum. İşte hiçbir şey fabrikasyon değil. Böyle elde hazırlıyoruz. Tahta kaşıklarla karıştırılıyor. Evet. Güzelce yedirdik. Evet. Biz şimdi tencere dolusu değil tabii. Biraz size çabucak kaynatalım diye. Aynen. Aha, bir miktarını yapıyoruz. Karıştırdık. Hiç pütürük olmayacak şekilde. Şimdi şekerimizi döküyoruz. Hepsini. Evet. Hepsini döküyoruz. Ne kadar şeker vardı burada? 5 kilo. 5 kilo. 2,5 litre suya 5 kilo toz şeker ilave ettik. Onun hepsi 5 kilo. Şurada devam var. Devamı beş var. 5 kiloyu tamamlamak için. Hay hay. Şöyle. Süper. Ben şimdi bu tabii 2,5 saat kaynayacağı için önceden hazırladığım lokumdan size kaymak lokumun yapılmasını göstereceğim. Ay güzel. O zaman... Ben şimdi 2,5 saat hani vaktinizin olmayacağını düşündüğüm için önceden hazırladım. Bu şekilde Zeynep Hanım burada kayrıştıracak. Biz de lokumumuzu yapacağız. Hay hay. Tepsiye dökülmüş olan 2,5 saatin sonunda. Sonunda dökülmüş olan lokumumuz. Bu tepsinin altında nişasta. Nişasta var. Ekiyoruz. Yani yapışmasın diye ekiyoruz. Güzel. Şimdi ben bu hamurumu çıkaracağım. Önce yapışmaması için şöyle hafif. Bu ne kadar süre dinlendi? Bir gün dinlenmesi gerekiyor. Bir gün. Evet, ertesi gün ancak kullanacağız şimdi o yapacağımızı ama dökümünü göstereceğim. Şimdi bunu aldım. Soğuyacak, kendini bulacak. Şimdi lokum yapmam için hazırladığım lokumumu böyle kesiyorum. Oh, kıvamına bakın. Şöyle bıraktım. Şunu alayım kesmeyi. Şimdi merdane yardımıyla bunu açıyorum. Aa, incecik. Evet. Yine nişasta. Bizde her şey elle böyle. El lezzetimizi katarak. Ay ne güzel. Tencerelerle hazırlıyorlar, elde şekil veriyorlar. Evet. Kaymaklar ortasında. Ama ben hemen size tadına baktırmak istiyorum. Ha, şurada hemen taze tazeyken atıvereyim ağzına. Atın bence de. Nokul fırında pişerken kaymağımızı da yaptık. Bir de yanına çay demleriz. Evet. Değil mi? Nokul'un yanına mis gibi. Kaymak lokumu yanına da Türk kahvesi diyorum ben. Süpersin. Süper tabii. Ay harika. Hem çay hem kahve. Daha ne isterim ki? Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. O zaman nokullar fırından mis kokularla çıksın. Yanında sıcacık çay, sonra da karşılıklı birer kahve. Kahve. Tamamdır. Ay süper.
Bafra merkezde Nezahat Hanımcığım çok güzel lezzetler hazırladı bize. Fırından yeni çıkmış olan nokulumuz var ki muhteşem görünüyor. Üzerine yumurta sarısı sürmüştük sadece ve bir 40 dakika kadar pişirdik. Evet. Rengi muhteşem. İçinden üzümler görünüyor. Bol iri cevizimiz var. Bir de kaymaklı lokumun nasıl yapıldığını gösterdi ki sunumu da çok güzel. Et dolmam var. Evet. Bu nedir? O da yine Bafra'mıza has yufka tatlısı. Kuru yufkalardan yufkalar hazırlanır. Kışlık yani, yufkalar bildiğiniz kışlık, saçta. Kışlık evet evet o kurutulur. Ramazanlarda daha çok bu. Her evde mutlaka her sofrada olur. Kurutulur. Ramazan boyunca kuru yufkalardan yufka tatlısı hazırlanır. Ama üzerinde yine manda kaymağı olmazsa olmazı. Olmaz. Hakikaten cevizli mi o da? O da cevizli, tereyağlı, mis gibi. O da manda tereyağıyla. Evet. Muhteşem lezzet. Farklı mı o? Burmaç tatlımız. Burmaç. Evet. Buralarda koca karı gerdanı denir. Çok güzel olur. Kivir kivir olur. Sirke de konulur içerisinde hamuruna. Evet, değil mi? Evet. Bakın. Muhteşem. Keşkek. Evet. Keşkeğimiz var. Yine çok özel bir çok lezzet. Çok özel. Her yörenin ayrı bir lezzeti var ama bizim Bafra'mızın da tavuklu keşkeği çok meşhur. Meşhurdur. Bir de su böreği. Su böreğimiz de evet. Köy peynirli. Ki renginden belli sarı sarı. Evet. Çok güzel görünüyor. Köy peyniriyle böyle köy tereyağıyla mis gibi. Ay mis gibi bir sofraysa, mis gibi de dumanı tüten çayımız varsa başlayalım mı? Başlayalım. Lokulla mesela. Olabilir. Yapması sizden, servisi benden. Tamamdır. Isırırken dağılıyor zaten. Değil mi? Evet. Üzüm çok yakışmış ama. Üzüm kesinlikle. Müthişem. Bafra nokulunda üzüm şarttır. Yani o mutlaka hani az da olsa olmasa olmazıdır nokulun. O zaman çayımızla birlikte çay keyfimizi yapalım. Sonra da kahvelerle de lokum yiyelim. Tamamdır. Ardından da programımız sizler için Bafra'nın güzellikleriyle devam etsin.
harikasınız gerçekten. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağ olun, siz de Samsun'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Samsun Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği grubu ile birlikteyiz. Gerçekten muhteşemler. Ferdi Bey Samsun'da Türkü Adam diye biliniyor. Evet. Değil mi? Türkü Adam diye biliniyor Samsun'da. Bölgenin yerel sanatçısıyız artık çok uzun zamandır. 25. sanat hayatımı daha yeni kutladım. Arkadaşlarımız da alanda çok iyi arkadaşlarımız. Hep birlikteyiz Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı olarak. Bugün de sizlere böyle güzel Samsun türküleri hazırladık. İnşallah güzel geçeceğini düşünüyoruz. Harika. Şimdi ne dinleyeceğiz? Şimdi Samsun deyince akla Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde bilinen Çarşambayı Sel Aldı gelir. Güzel. Çarşambayı Sel Aldı'yı okumak isteriz. Bir sizin hikayesi için vardı onun. Evet. Anlatabilir misin? Bütün türkülerin olduğu gibi tabii ki. Bütün türkülerin olduğu gibi Türk Halk Müziği'nde bu güzel türkünün de bir öyküsü var. Çok kısa değinerek geçelim. Bir Hicaz alayım, şöyle bir dinleyelim. Uzun zaman önce iki aşık yaşamış çarşambada ve aralarındaki her sohbette bizi ölüm bile ayıramaz der dururlarmış. Dermişler ama gün gelmiş yağmur yağmış çarşambaya, sel almış çarşambayı. Ölümün bile ayıramayacağını düşündükleri bu iki genç sevdalıyı sel suları ayırmış. Selin farklı iki yakasında kalınca, hani birbirlerini görememekte ölünmüş ya onlar için zaten, birbirlerinden habersiz sel sularına bırakmışlar bedenlerini ve kim engel ki sel suyunu almış götürmüş iki genç sevdalının cansız bedenlerini sel suları ve öykünün aslında can alıcı yeri burası. Suların denize döküldüğü yerde kocaman bir kayanın üzerinde bulunmuş iki cansız beden ve sanki ölmemişçesine, sanki dalga geçercesine ölümle o kayanın yedi yerinden sular fışkırmış çarşambaya ve çarşambalı o iki sevdalının gözyaşları demiş bu sulara ve bir ozan oturmuş yazmış ki günümüze dek gelen çarşambayı sel aldı, bir yar sevdiğim el aldı, keşke sevmez olaydım elim koynumda kaldı. Gerçekten öyle, insanın içi acıyor dinlerken. Çok da güzel icra ettiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun vakit ayırdığınız için, programımıza renk kattığınız için. Bugün Samsun'daydık ve birbirinden güzel yemekler yedik. Birbirinden özel lezzetlerin nasıl yapıldığını öğrendik. Çok güzel insanlarla tanıştık ve keyiflendik. Şimdi böyle dokunaklıdan böyle bir hareketliye geçiş yapalım istiyorum. Samsun Türküsü hazırladık biz sizler için. Sular durulur derleri yine aynı makamda dinlemek istiyoruz. Çok sevinirim. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.